Emeklinin sorunu kökten çözülebiliyor mu? Emeklilikte yaşa takılanların durumu nedir? %25 zam mı? Emeklilikte yaşa takılanlar da alıyorlar ama nasıl alıyorlar? Hayatınızda neler değişiyor Gönül Hanım? EYT'lilerin ne değişiyor? Ülke Hanım, başından bu yana bizim verdiğimiz mücadelede her zaman yanımızda var oldunuz. Bu anlamda öncelikle Tele1 TV olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz Sağ olun. sizlere. Yıllarca mücadele verdik anayasal hakkımız, emeklilik hakkımız için. Bizden evvelki emekli olan büyüklerimizin, abilerimizin, ablalarımızın feryatlarını da duyandık. Buna sebep çalışan hayatın özellikle aylık bağlanma oranlarının bizlere yansıtacağı 2008 yılında şu anki iktidarımızın yine kanunlaştırdığı aylık bağlanma oranlarının sebebiyle maaşların kuşa dönmüşlüğünün bilincindeydik. Ama bizden önceki emeklilik mücadelesi ve yaşam şartları içerisinde olan büyüklerimizin intibak bekleyişiyle bizler de önce anayasal hakkımız dedik, sonrasında yine konusu ve ortamı geldikçe aboyu anlatmaya çalıştık. Aylık bağlanma oranlarının %70'lerden nasıl %28'lere düşüp de bugün biz emekli olanlara 7.500 lira bağlanması, sosyal yardım niteliğinde bir maaş diyoruz. Bakın, burası o kadar önemli ki. Oysa ki sosyal yardım ya da adımız değişti yaşlılık aylığı olarak Ülke Hanım, emeklilik maaşının ibaresinin değiştirilmesindeki amaç da asgari ücretin altında emekli maaşı olamaz kanun maddesini hiçe sayarak yaşlılık aylığı ve kök maaş uygulaması var ya, hani bahsettiniz. Evet. Evet, kökten öldürdüler. Emeklileri gerçekten kökten öldürdüler. Neden? Bugün 3.500 lira kök maaş yaşlılık aylığına sahip olan arkadaşlarımız var. Sebebi, bakın, aylık bağlanma oranları çalışma hayatımızdaki. Ve 3.500 liraya siz %25 uygulayacaksınız. 7.500 liraya zaten ulaşamayacaksınız. 4-5 kez zam yemeniz lazım ki eğer Tabii. 7.500 lira bir oluşturulan taban aylığı değişimi olmazsa 4 ya da 5 kez siz zam alıp da ona ulaşacaksınız. Eğer aylık bağlanma oranları olmamış olsaydı bu yasa hangi akla mantığa hizmetle sen yemeyeceksin ben yiyeceğim diyen bir zihniyet olduğunu düşünüyoruz. Çünkü alın teri bizim alın terimiz, ama burada 7.500 liraya mahkum ediyor. Aylık bağlanma oranları 2008 yılında çıkmamış olsaydı biz bugün 15.000 liralara yakın maaş alacaktık. Emekli maaşı alacaktık. Yaşlılık maaşı değil, sosyal yardım niteliğinde maaş değil. Herkesin ödediği prim karşılığında en düşük emekli maaşı 15.000 lira olacaktı. Peki Ama şimdi Sayın Erdoğan diyor ki biz emekliyi ezdirmedik enflasyonun altında diyor. o zaman biz de diyoruz ki, örneklerini zaten Twitter'da ilgili birimlere direkt atışla, direkt etiketleyerek, bakın maaşımız böyle 7.500 lira, aradaki fark hazinece karşılanıyor. Aradaki fark yine bu halkın üzerine yük olarak binecek. Bu sadece, lütfen yanlış anlaşılmasın, EYT'lilerin varlığıyla olan bir şey değil. EYT'liler anayasal hakkı için mücadele etti ve kazanım sağladı. Seçiminde tek kazananı oldu bu durumda. Fakat öyle bir noktada ki Sayın Cumhurbaşkanımız lütfen bir halka kulak versin. Gerçekten emeklilere kulak versin. Bu seçimlerin, 2023 seçimlerinde vaatlerle emeklileri ezdirmeyeceğim dediği süreçte %25 ile ezdirmiş olmuyor, ezilmiş oluyor, yine ezilmeye devam etmiş oluyor, yine açlıkla, sefaletle. Yani memur, memur, bakın tekrar söylüyorum, memur aynı enflasyonu emekliyle yaşamıyor mu?
aynı Türkiye sınırları içerisinde buna maruz kalmıyor mu emekliler gibi? Çalışan bir haliyle evet zammını alıyor ama bizim 30 yıllık, 35 yıllık çalışma hayatımız içerisinde verdiğimiz, ödediğimiz primler güncellenmeyecek mi? Öl denilen 7500 lira. Emeklilerin asla kabul etmeyeceği, edemeyeceği bir oran. Umuyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanımız yine böyle bir süreçle, geçmiş zamanlarda da hep yaşadık, EYT içerisinde de yaşadık biliyorsunuz, seçimi kaybetsem dahi yokumdan 2023'ün kazananı olduk. Kulağını eğer ki gerçekten emeklilerin refah payının arttırılması, insanca yaşayabileceği bir maaş, ya en azından asgari ücretinin anlamını yerine oturtturarak bir emekli maaşına vakıf tutarak, ki yetiyor mu? İnanın asgari ücrette Türkiye şartlarında yetmiyor ama bir 7500 liranın sosyal yardım maaşı olmasını emekliler olarak asla kabul etmiyoruz biz Ülke Hanım. Şimdi Gönül Hanım, seçimin tek kazananı EYT'liler oldu dediniz. Evet, asla denilen noktadan yoğum diyordu Sayın Erdoğan. O noktadan EYT'liler kazandı. Oraya kadar gelindi. Ama önümüzde bir seçim olmasaydı eğer, bunu yaşayabilecek miydik? Yoksa şimdi sizin mücadeleniz hala devam ediyor muydu? Çok önemli bir nokta burası. Bir seçim vaadi olarak sunuldu EYT'lilere ama emekli olmak da galiba ülkemizde çok kolay değilmiş, değil mi? Emekliliği direnerek aldınız, kazandınız. Şimdi emekli olmanın zorluklarıyla karşılaşıyorsunuz. Kesinlikle.